أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع والعشرون بعد المئة من كتاب اللمع Bugün İmam Şirazi'nin Lümme kitabının 127. dersini okuyoruz. Babul kavli fi tahricil müştehidi el mes'elete ala kavleyni. Herhangi bir müştehid bir meseleyi iki kavl üzerine tahric etmesiyle, beyan etmesiyle ilgilidir. Yani bir mesele hakkında müştehidin iki kavl, iki görüşün belirtmesiyle ilgilidir. يَجُوزُ لِلْمُشْتَهِدِ Müştehid için caizdir. اَنْ يُخَرِّجَ الْمَسْأَلَةَ عَلَى قَوْلَيْنِ Bir meseleyi iki kavl üzerine müştehid ihraç, tahric edebilir. Peki ne demek bir meseleyi iki kavl üzerine tahric etmek ne demek? وَهُوَ اَنْ يَقُولَ Müştehidin böyle demesi. هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ تَحْتَمِلُ قَوْلَيْنِ Bu mesele iki kavla muhtemildir. Ne demek bu mesele iki kavla muhtemildir? Ne demek bunun manası nedir? Alamana bu man üzerine. اَنَّ كُلَّ قَوْلٍ سِوَهُمَا بَاطِلٌ Yani iki kavlun ihtimali var bu meselede. Bu iki kavlun masivası bütün akvallar, görüşler, fikirler, düşünceler batıldır. Bu manadaki iki kavl ihtimali olabilir. Ve zehbe kavmun bir kavm zehab etmiş. O kavmun sıfeti ki la yu'teddu bihim onlara itibar edilmez. Yani itibar edilmeyen sözleri çok muhteber olmayan bir kavm zahab etmiş. İlâ ennehu lâ yecüzü zâlike. İlâ ennehu lâ yecüzü zâlike. Bu ne değildir? Bu caiz değildir. Yani bu kavma göre tahric, ilâ ennehu o tahric, yani tahricul meseleti alâ kavleyni lâ yecüzü. İlâ ennehu lâ yecüzü. İlâ ennehu şenha la yecüz zâlike. Bu tahriş caiz değil. Ennehu demirü şendir. Zâliken muşâru ileyhisi tahriştir. Ve hâza hatan bu hatadır. Yani tahricül mesele ala kavleyniye göre caiz olmaması bu apaçık bir hatadır. Bir kusurdur. Bir eksikliktir. Niye? لِأَنَّهُ اِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَنْعِ مِنْ تَخْرِجِ الْقَوْلَيْنِ İki kavlun tahricinden men'den murad en yekune lehu kavlani ala veşil cem'i yani en yekune lehu müştehid için iki vecih var ala veşil cem'i cem'e cihetiyle yani ne demek diyor örnek misal en yekune müştehid diyor haza şey ve halal ve haram bakın halal haram iki kavlu söylüyor Onları cem ediyor ve diyor ki bu şey hem halaldır hem haramdır. Ala sebil-i cem ediyor. فَهَذَا لَا يَجُزُ اَيْدَنْ اِنْدَنَا O kavmin bunu söylemesine gerek yok. Eğer iki kavlun tahricinin manası bu ise bu bizim yanımıza da caiz değil. Bir müştehid bir meselede iki dıt şeyi cem edemez, söyleyemez. Bakın niye hatadır? لِأَنَّهُمْ اِنْ كَانَ الْمُرَادُ بِالْمَنْعِ مِنْ تَخْرِجِ الْقَوْلَيْنِ اَنْ يَكُنَ لَهُ قَوْلَانِ عَلَى وَشِ الْجَمْعِ olursa مِسْلُ اَنْ يَقُلَ هَذَا الشَّيْءُ حَلَالٌ وَحَرَامٌ عَلَى سَبِيلِ الْجَمْعِ فَهَذَا لَا يَجُزُ اَيْدًا عِنْدَنَا وَاِنْ كَانَ الْمُرَادُ اَنْ يَكُنَ لَهُ قَوْلَانِ فِي الشَّيْءِ Yani bir şeyde, müştehide iki kavlun olmasından murad eğer اَنَّهُ حَلَالٌ اَوْ حَرَامٌ عَلَى سَبِيلِ تَخْيِيرِ Tahir cihetle halal veya haram. Yani kişi muhayyerdir. Halal da görebilir.
istifade eder, haram da diyebilir, uzak kalabilir. O zaman feyehuzu bima şa'e minhuma, kişi bu iki kavuldan veya müştehid bu iki kavuldan dilediğiyle ne ediyor? Amel ediyor. Feyehuzu bima şa'e minhuma. Bazı nusallarda feyehuzu bi eyyihima şa'e. Bima yerine bi eyyihimadır, minhuma da yoktur. Fark etmez. Eğer gayesi bu ise fahaza eylen layel cüzü. Bu da caiz değil. Yani kişi, müştehit bir şeyin halal haram arasında nasıl hem halal hem haramı göremez, halal veya haram konusunda muhayyer olması da bu da caiz değil. Peki ve inkânen muradu en yakule müştehit iki kavuldan bunu demek isterse, inne hazil meselete tehtemilu kavleyni. Bu mesele iki kavle muhtemildir. Bunu diyor. Liyubtile masivahuma gayesi bu iki kavlin masivasını iptal etmektir. İki kavle muhtemildir. Yani ne demek? İki kavlin gerisi caiz değil. Fazla caiz. Bu caizdir. Adam diyor bu meselede iki kavl caiz. Yani iki kavlin ihtimali var. İki kavlin gerisinin ihtimali yoktur. Bu caizdir. O zaman وَزَّهَبَ قَوْمٌ لَا يُعْتَدُ بِمْ اِلَا اَنَّهُ لَا يُزَالِكَ عَلَى الْاِتَقْ لَا يَجُزَالِكَ dese olmaz. Birinci manaya göre dersek, herkese göre la yecüz. İkinci manaya göre derse, herkese göre la yecüz. Ama üçüncü manaya göre olursa o zaman la yecüz öyle değil. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ bunun üzerine delil. Yani caiz olmasıyla ilgili delil budur. Ennel müştehide. Müştehid olan kişi قَدْ يَقُمُ لَهُ الدَّلِيلُ عَلَى اِبْطَالِ كُلِّ قَوْلٍ سِوَى قَوْلٍ. Bazen müştehid قَدْ يَقُمُ لَهُ müştehid için oluşur, zuhur eder. اَدَّلِيلُ عَلَى اِبْطَالِ كُلِّ قَوْلٍ سِوَى قَوْلٍ. İki kavlun dışındaki bütün kavulların iptaliyle ilgili kendisine bir delil oluşuyor. Ama وَلَا يَزَرُ لَهُ الدَّلِيلُ ona bir delil zahar olmaz فِي تَقْدِيمِ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَالِ وَلَا يَزَرُ لَهُ الدَّلِيلُ فِي تَقْدِيمِ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَالِ hal hazır bu iki kavulden birinin diğerine takdim etme delili zahar olmamış. Ama bu iki kavulun dışındaki bütün akvaların batıl olmasıyla ilgili zahar olmuş. Yani iki kavlun dışında herhangi bir kavlun olmadığı ile ilgili kendisine delil var. Ama bu iki kavludan hangisine tercih edilir? Henüz hal hazır öyle bir delil yok. Ona bakacak daha. O zaman ne eder bu adam, bu müştehid? Bakın. وَدَلِيلُ عَلَيْهِ اَنَّ الْمُشْتَهِدَ قَدْ يَقُمُ لَهُ الدَّلِيلُ عَلَى اِبْتَالِ كُلِّ قَوْلٍ سِوَى قَوْلَيْنِ وَلَا يَزَّرُ لَهُ الدَّلِيلُ فِي تَقْدِيمِ اَحَدِ الْقَوْلَيْنِ فِي الْحَالِ فَيُخَرِّجُ عَلَى قَوْلَيْنِ İki kavl üzerine o zaman neydi? Tahric eder. Bu mesele ya böyledir, bu iki kavl üzerinedir diyor. Niye iki kavlü söylüyor? Gayesi ikisini cem etmek veya ikisinin arasında tahir yapmak değil. Ya liyeddülle bihi ta ki bunu söylemeyle delalet etsin ki ala enne masivahuma bu iki kavlun masivası batılın. Bu iki kavlun masivası batıl olduğuna delalet etmek için ne diyor, ne yapıyor? İki kavlü söylüyor. وَهَذَا بُوْ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي شُورَ Hazreti Ömer'in şura hadisesinde yapmış olduğu durum gibi. Ne yapmış Hazreti Ömer? فَاِنَّهُ قَالَ الْخَلِفَةُ بَعْد۪ي اَحْدُهَا اُلَٰئِ السِّدَّةِ Benden sonra halife bu altiden biridir. Bakın altiden biri. Bunu niye söylüyor? لِيَدُّلَّ عَلَى اَنَّهُ لَا يَجُزُ اَنْ تَكُنَ الْخِلَافَةُ فِي مَنْ سِوَاهُمْ bunların masivasında hilafetin olmadığına delalet etmek içindir. لِيَدُّلَّ عَلَى اَنَّهُ لَا يَجُّزُ اَنْ تَكُنَ الْخِلَافَةُ فِي مَنْ سِوَاهُ altı diyor, bunlardan biri diyor, yani tayin etmiyor. Gayesi altı hepsi olsunlar değil. Gayesi altının dışında halife olmasın. Bunu belirtmek için halife bu altıdan biridir. Sonra siz bu altıdan birini kendiniz neyden seçin. Tekrar ediyorum. وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ bunun caiz olduğuna dair delil
أن المجتهد قد يقوم له الدليل على إبطال كل قول سوى قولين ولا يزال له الدليل في تقديم أحد القولين في الحال فيخرج على قولين ليدل به على أن ما سواهما باطل وهذا كما فعل عمر رضي الله عنه في الشورى فإنه قال الخليفة بعدي أحد هؤلاء الستة ليدل على أنه لا يجوز أن تكون الخلافة في من سواهم وأما تخريج شافعي رضي رحمه الله تعالى المسائل على قولين هني إمام شافعي إيكي قول قديم قول جديد diye çok meseleleri iki kavl üzerine ne etmiş, tahric etmiş. O fe'ala edrubin. Bu birkaç çeşit, birkaç nev üzerinedir. Minha o envalardan biri ma kale fiha o mesele ki kale demiş İmam Şafii fiha o meselede kavleyni iki kavlu söylemiş ama fi vakteyni iki vakitte. Bir zaman Bağdat'tayken bir kavli söylemiş örnek, Mısır'a giderken başka bir kavli söylemiş. Fakale fil kadimi, kadim kavlunda demiş, fi o meselede bir hükmün, herhangi bir hükümle söylemiş, herhangi bir hüküm ile hüküm etmiş ve fil cedidi, bu sefer cedid kavlunda raca anhu, o söylediğinden rucu etmiş. Fahaza caizun bila kelami, bu itirazsız, şeksiz, bu caizdir. Bir vakit birine bir görüş, bir fikir, bir düşünce zahar olur. Başka vakitte başka bir düşünce zuhur edebilir kendisine. Niye caiz bila kelam, ihtirassız olarak niye caiz? Lima ruvi an Ali'yin keremellahu veşhehu ennehu kal. Bakın Hazreti Ali radiyallahu anhu'dan rivayet edilen bu hadise mevkuf gibi. Ne demiş? Demiş, kana ra'yi ve ra'yu emiril mu'minin Ömer'e benim ve emiril mu'minin Ömer'in ra'yi nedir? En la tuba'a ummehatul evlat. Ummehatul evlat satılmamalıdır. Bir cariye, seyidinden bir çocuğu doğurmuş ise o cariyeye o cariye artık satılmaz. Benim ile Ömer radıyallahu anhumanın görüşü budur. Eskiden rey bak, kane eskiden benim ve Ömer'in reyi bu idi. Ama ve reyi el an. Şu an benim reyim, benim görüşüm eskisi gibi değil. Nedir reyim el an? En yübe'ne. Ummahatul evladın satılmasıdır. وعليه الروايات التي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبو حنيفة دن روايات إدلان روايات لدى بو يرش أزانة دلر وعليه الروايات التي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أبي حنيفة دن فارغلي روايات لريوار ومالك رحمه الله تعالى إمام مالك'ın farklı rivayetleri var, farklı şeyler söylemişler. Hakikaten öyle mi? Bunlardan farklı rivayetler olmuş mu? Evet, فَإِنَّهُ شَنْحَلْ رُوِيَ عَنْهُمَا Hem Ebu Hanife hem İmam Malik'ten rivayatun. Bir sürü rivayetler rivayet edilmişler. سُمَّ رَجَعُوا عَنْهَا اِلَى غَيْرَ Onlardan gayrisine ne etmişler? Rucu etmişler. Ve minha o rivayetlerdendir ma kale fi vaktin vahidin. İmam Şafii bu sefer farklı vakitlerde değil de ya bir vakitte ne etmiş? Söylemiş. Bir anda iki görüşü söylemiş. Ne demiş? Demiş hazil meseletu ala kavleyni. Bu mesele iki kavl üzerinedir. Demiş alel itrak bu mesele iki kavl üzerinedir. Demiş ثُمَّ بَيَّنَا سَحِيحَ مِنْهُمَا Onlardan sahih olanı ne etmiş? Beyan etmiş. Nasıl sahih olanı beyan etmiş? بِأَنْ يَقُولَ Böyle demiş. ثُمَّ بَيَّنَا سَحِيحَ مِنْهُمَا بِأَنْ يَقُولَ Önce iki kavli söylemiş, sonra o iki kavliden sahihini söylemiş. O nasıl oluyor? بِأَنْ يَقُولَ Söyle demiş. İlla enne ahaduhuma medhulun ev munkesirun. Ve gayre zalike. Önce iki kavlin, bu meselede iki kavl var demiş.
Sonra o iki kavuldan sahih olanı beyan etmiş. Nasıl sahih olanı beyan etmiş? Yani yakule illa enne, evet burada iki kavul var. İlla enne ahaduma medhulun. Medhulun yani medhulun fiildir. Kendisine ihtiraz var. Ev munkesirun yahut da kendisine kırıklık var. Yani eksiklik var. Ve gayri zalik yahut da medhulun munkesirun değil de bunların gayrisini söylüyor. Minel uculleti yu'rafu bihe sahihun minel fasidi. Yu'rafu bihel sahihun minel fasidi. Sahihun fasıdan o vücurlar ki onlarla sahih fasıdan ayrıt ediliyor, temiz ediliyor. O vücurlardan herhangi birini medhulun, ev munkesirun, ev daifun, ev ne diyorsa deyse. İmam Şafii bazı meselelerde, bu meselede iki kavul var. Sonra ne etmiş? Demiş bu iki kavuldan biri munkesirdir veya biri daiftir. Herhangi bir tabir, yani birini diğerine tercih eden, birinde eksik olduğunu bildiren bir şey söylüyor. Fahaza eden caizun, bu da caizdir. Niye? Li tebini turuqil iştihadi. Çünkü iştihad, tebeyyün de var, nüshe, tebin de var. İştihad turuqlarının tebini var. Nedir? Ennehu yani min ennehu ihtemel hazeynil kavleyni. Min ennehu أنه احتمل هذين القولين. Bu mesele iki kavlu neydir? Muhtemelidir. Bakın iştihadın turukları. İlla enne ahadahuma yelzemu aleyhi keza ve keza. Bu mesele iki kavlun muhtemelidir. İlla birin, o iki kavldan birinin üzerine böyle böyle ihtiraz var olur. Onun için feterektu, ben o bir kavli terk ettim. Feyüşüdü bizalike. Bununla ifade ediyor. Ne ifade ediyor? Teallüme turuqil iştihadi. İştihad turuqlarını, metodlarını ifade ediyor. Kema kale Ebu Hanife rahimahullahu teala. Ne demiş? El kıyasu yahtedi keze ve keze. Kıyas falan falan şeyi ise. Bakın iki şey ise. İlla enni terektuhu, ben o birini terk ettim lil haberi. Falan haber, falan hadisten dolayı. Ve minha o edrublardandır. Ma kâle fi vaktin vahidin. Hâzihil meseletu ala kavleynim. Sümme beyyene sahihem minhuma. Bi'en yakule illa enne ahaduhuma medhulun ev munkesirun. Ve gayre zalike minel ucullet yu'rafu bihez sahihun minel fasidin. Fahaza eyden caizun li tebini turuqil iştihadi. أنه احتمل هذين القولين إلا أن أحدهما يلزم عليه كذا وكذا فتركته فيفيد بذلك تعلم طرق الاجتهاد كما قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى القياس يقتضي كذا وكذا إلا أني تركته للخبر ومنها أو أضرب لردن ما نص فيه على قولين في موضعين أو مسألة إمام شافعي onunla ilgili iki yerde İki kavlu söylemiş. Bir yerde bir kavlu, bir yerde bir kavlu söylemiş. فَيَكُنُ ذَٰلِكَ عَلَى اِخْتِلَافِ حَالَنِ. Yani bir yerde bir hale göre söylemiş, diğer yerde başka bir hale, bir duruma göre söylemiş. فَلَا يَكُنُ هَذَا اِخْتِلَافَ قَوْلٍ فِي مَسَلَةٍ. Bu meselede kavlun ihtilafı değildir. Yani meselede farklı kavulları söylemiş, öyle değil. Ya بَلْ هَذَا فِي مَسَلَةٍ. Bu iki meseledir. O bir meseleyi bir mevduda bir hale binaen söylemiş, o ayrı bir mesele. Diğer yerde başka bir duruma göre başka bir şey söylemiş. O ayrı mesele, o ayrı mesele. O zaman feyesir kel kavleyni an Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem fi mevdi'ini. Allah'ın Resulü'nün iki yerde iki kavlin söylemesine benziyor. Allah'ın Resulü çok zaman iki yerde İki kavli söylemiş ala manayeyni muhtelifeni. Bir yerde bir manaya göre söylemiş, bir diğerde başka bir manaya, bir duruma göre söylemiş. Nasıl oradaki Allah'ın Resulü'nün söylediği farklı şeyler ise İmam-ı Şafii'nin de söylediği farklı şeylerdir. Ve minha man nasse fihim ala kavleyni fi mevdi'ini fe yekunu zâlki ala ihtilafi hâleyni fe la yekunu hâza ihtilafa kavlin fi meseletin. بل هذا في مسألتين فيسرك القولين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضعين
على معنيين مختلفين. ومنها ما نص فيه على قولين. ومنها ما نص فيه على قولين. İmam Şafii orada iki kavlu kat'i söylemiş. وَلَمْ يُبَيِّنِ السَّحِيحًا مِنْهُمَ Onlardan hangisi sahihtir, hangisi değil, onu da beyan etmemiş. حَتَّى مَاتَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى Vefat edinceye kadar o iki kavludan birini diğerine ne etmemiş? Tercih etmemiş. وَيُقَالُ O zaman denirler, اِنَّ هَذَا لَمْ يُجَدْ اِلَّا وَيُقَالُ اِنَّ هَذَا İmam Şafii'nin bu şekil söylemesi لَمْ يُجَدْ اِلَّا فِي سَبْعَةَ عَشَرْ مَسْرَةَ 17 meselede İmam Şafii burada iki kavl var demiş ve o iki kavldan birini diğerine tercih etmeden vefat etmiş. 17 meseledir. وَهَذَا caizun اَيْدًا Bu da caizdir. Niye? لِأَنَّهُ يَجُزْ اَنْ يَكُونَ قَدَّلَّ دَلِلُ عِنْدَهُ عَلَى اِبْتَلِ كُلِّ قَوْلِ سِوَالَةِ قَوْلَيْنِ Bu iki kavlun masivası üzerine masivasının butlanı üzerine delalet eden delil var. O da demiş burada iki kavl var. Ne demek? Yani bu iki kavlun maadası batıldır olmaz. Kaldı ki bu iki kavl arasından birini diyene tercih etmek. وَبَقِيَ اللّٰهُ نَزْرُ فِي الْقَوْلَيْنِ Bu sefer iki kavla bakmayı, tefekkür etmeyi, delil getirmeyi, birini diyene tercih etme çabası kalmış. Daha bu iki kavl arasında nazar yapmadan birini diyene tercih etmeden femate vefat ederse kable en yübeyyine. Femate kable en yübeyyine. İki kavldan birini diğerine tercih etmeden, tercihi beyan etmeden vefat etmiş. Var mı böyle bir İmam Şafii'nin bir meselesi? Demin hani onu 7 yerde demiş, evet diyor. وَهُوَ مَا قَالَ كَمَا رَوَيْنَاهُ فِي قِسَّةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِي اَمْرِ الشُّرَى Yok, bunun benzeri de Hazreti Ömer Şura hakkında demiş, 6 kişi olsun. Yani ne demek? 6'nın gerisi halife olmasın. Ama bu 6'dan hangisi olsun bunu, 6'dan birini diğerine tercih etmeden Hazreti Ömer vefat etmiş. Aha bu İmam Şafii'nin bu görüşünün misalidir. وَكَمَا قَالَ اَبُوْ حَنِفَةً رَحِمَّهُ اللّٰهُ تَعَالَى فِي الشَّكِّ فِي سُعْرِ الْحِمَارِ Sûr-ül himar hakkında şekke düşen kişinin hakkında söylediği gibi. Orada da İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin fikri iki kavul arasında söylemiş. O iki kavuldan birini diğerine tercih etmeden vefat etmiş. Tabi mesele geniş, ona girmiyoruz. Hulasa geri dönerler. Ve minha o edrublerdendir. Ma nessefiko Şafii ne etmiş? Nes etmiş. Ala kavleyni iki kavul üzerine. وَلَمْ يُبَيِّنِ السَّحِيحًا مِنْهُمَا حَتَّى مَا تَرْحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَيُقَالُ اِنَّ هَذَا لَمْ يُجَدْ اِلَّا فِي السَّبْعَةَ عَشَرَ مَسَلَةً Bu İmam Şafii'nin bu şekil nes etmesi, iki kavl üzerine nes edip beyan etmeden vefat ettiği meseleler 17 meseledir. وَهَذَا جَائِزٌ اَدَنْ Bu caizdir. Niye? لِأَنَّهُ يَجُوز اَنْ يَكُونَ قَدَّرَّ دَلِيلُ عِنْدَهُ عَلَى اِبْطَالِ كُلِّ قَوْلٍ سِوَى الْقَوْلَيْنِ İki kavlun dışındaki akvalların butlanına delalet eden bir delil oluşmuş. O da diyor bu meselede iki kavl var. Ne demek? Yani iki kavlun dışındakiler batıl. Ama ve bakiyen lehu nazar fil kavleni fema tekablen yübeyyinim. Ölmeden önce, beyan etmeden önce de vefat etti. O iki kavl arasında tercih yapmamış. Bunun örneği kemar ravaynahu fi kıssati Ömer radiyallahu anhu fi emir şura. Ne etmiş? Şura emri hakkında ne etmiş? 6'dan biri halife olsun. Yani ne demek? 6'nın gerisinde gerisi biri olmasın. Ama 6'dan hangisi olsun onu beyan etmeden vefat etmiş. Ve kema kale Ebu Hanife rahimahullah fi şekki fi su'ril himari. Yani himarın su'ru, himar bir kabdan su içmiş mi içmemiş mi? Orada da İmam Ebu Hanife iki fikri belirtmiş. Demiş bu iki kavuldan biridir.
bunlardan birini diğerine tercih etmeden de ne etmiş? Vefat etmiş. Faslun fe emma iza zekere'l müştehid kavlen. Burada isterse duralım. Kalan bir ders oluyor, tamam. Ezan da okunmuş, bugün yeterli olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyim ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. يا لغتي